Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bit Köfte serimizin 59. bölümüne hoş geldiniz ve sanırsam bu bölümü benim pazartesi yayınlamış olmam lazım. Evet, muhtemelen. Yalnız ben bunu perşembe çekiyorum da. Ya pazar ya pazartesi yayınlayacağım. Muhtemelen pazartesi. Eğer pazartesi ise bahsettiğim yarışmayı hatırlıyorsunuz. Onun son katılma tarihi bugün. Yani en son bugün katılabilirsiniz. Yani daha doğrusu bugün gece yarısına kadar katılabilirsiniz. Ondan sonra forum başlığını kilitleyeceğim. Ve bu arada şöyle bir şey yaptım. Henüz makineleri yerleştirmedim. Sadece casingleri yerleştirdim. Baya bir angaryalarla uğraşıyordum. Şu an steel pişiriyorum. Çelik. Onun dışında şunlar falan pardon, şu hazırlanıyor. Vesaire vesaire ve şu son parçayı da alayım. Pardon. Ve siz ikiniz. 8 tane var ama 2 tanesini kullanıyorum sadece. Ve içe lav koymak lazım. Sanırsam tek blast furnace kullanacağım. Emin değilim. Bakacağız. Ve bir saniye. Lav kaynağım benim aşağıdaydı zaten. Bu bölüm biraz crafting ile falan geçecek. Çünkü yaptığım şeyler bayağı ağır craftingler isteyen şeyler. Evet, sen gidebilirsin artık. Bu arada 100. videoya kadar herhangi bir mod tanıtımı yapmayı planlamıyorum. Mod tanıtımı çekmeyi. Ancak 100. bölümden sonra direkt Greg Tech tanıtımı gelecek. Demeyi bıraksam çok süper olacak. Tech benim en başından beri çok fazla çekmek istediğim bir tanıtım. Ve ben neden sürekli deyip duruyorum. Ya da hep mi diyordum ve şu an mı fark ettim? Olabilir. Tabii steel'imiz yok şu an. O yüzden steel o hazır olana kadar neler craft edeceğiz? Grinder. Bolca grinder. Ve dolayısıyla da bayağı bir saniye. Titanyum musun sen? Evet, titanyumsun. Bayağı bir şey craft etmem gerekecek. Öncelikle şunları tercih ederim. Ah. Bunlar için de steel gerekiyormuş. Şundansa bunu tercih ederim. Çünkü steel benim için daha zor bulunur bir şey. Öncelikle dur. 8 tane kullanacağım, o yüzden 8 tane pump lazım bana. 8 tane machine block. 8 tane electronic circuit. Mining, 16 tane mining pipe ve 8 tree tap. Şuraya daha sonra gireceğim. O daha sonra gelecek bir konu. Tabii siz şu an bu videoyu izliyorsunuz da ben bu videoyu henüz daha o başlığı bile çekmeden yayınladığım için çektiğim için Refine Iron. Senden bir istek daha craft edelim. Dolayısıyla da ben sizin şu an hiçbir makinenizi göremedim. Olsun, daha sonra göreceğim. Muhtemelen yarından itibaren. Tabii size göre yarın değil, bana göre yarın. Bugün çok fazla video çekiyorum çünkü hafta sonu müsait olmayacağım. Evet. Ve Refine Iron'ımıza gelelim. Bir tane daha 3 tap lazım.
Onun için de bu lazım. Biliyorum bunları auto-crafting table'a sokabilirdim fakat bunlar için bir auto-crafting'e gerek duymuyorum. Neticede sadece bir kere kullanacağım. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 değil, 8. Bunun dışında 3 tab'leri koyabilirim ama. Hatta koyabilirim değil, direkt koyayım. Circuit. Sen şöyle bir 20 tane yapalım. Daha fazla gerekecek ama. Cell ve Machine Log. Bakalım başka Machine Log'a ihtiyacımız olacak mı? Ne? 8 çarpı 4 48. 48 Machine Log'a ihtiyacım olacak. Hem güzelmiş. Tabii ki de bu Refine Iron bekliyor. Doğal olarak. Circuit. Machine Block. Ve sellerimize gelelim. Şurada bolca olacaktı. Bolca demiştim gerçi ama. Şunların bir kısmını sakladım. Belki ihtiyacım olur diye. Çünkü kullanımlara baktım. Güzel şeyler hani. Yatırımsel falan filan. Chemical reaktör henüz ne işe yarıyor bilmiyorum. Çünkü hani Greytech'in hala bir de benim hala benim bile bilmediğim tonla şeyi var. Neticede bayağı hayvansı şeyler ekleyen bir mod. Ve Chemical reaktör ne en ufak bir fikrim bile yok. Doğal olarak. Sanırım 32 tane yeter buraya şu an. Evet. Başka ne lazım sana? 3 tap'i de sana öğreteceğiz. Pattern. Alalım bakalım. Whoop. Bu auto-crafting sistemi cidden çok işimize yarıyor. İyi ki yapmışım zamanında. Tap. 8 tane craft ol. Ve 8 tane pump'ımız hazır. Extractor. 8 tane extractor için 32 tane 3 tap lazım. Yani senden 32 tane craft edeceğiz. Tabii tek tek alınıyorsunuz siz. 8 extractor, tamam. Bunun yanı sıra magnetizer, iron fence. Hiç iron fence'imiz var mı bakalım? Burada yok. Burada yok, burada yok. Burada yok. Burada da yok. Aa, bir saniye şurada bir şeye bakacaktım. Toryum sel elde etmenin biraz daha kolay bir yolu bu. Şey, near depleted uranium cell. Şey, bunlar reaktörümüzün selleri bittiğinde gelen şeyler. Ve bunları direkt toryuma çevirebiliyoruz. Toryum sele. Ve reaktörümüzün gördüğünüz gibi
Bitti. Reaktörümüz bitti. Şu an o kadar aciliyetimiz yok. Aslında dur, var. Çünkü hayvan gibi industrial craft kullanıyoruz şu an. O yüzden bu ses neydi? O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Henüz elimizdeki thorium sellerin sayısı yetmiyor. Copper lazım. Yani şöyle bir stack copper vereyim. Sen nasıldınız siz? Thorium sel. Ha tamam. O kadar da karmaşık değilmiş. Bu böyleydi sanırsam. Evet. İki tane kuantoryum silim var fakat bu bana yetmez. Bana iki tane daha lazım. Bunu elde etmek için... Thorium dust elde etmenin yolları mevcut. Ve bu da Monazitor'u Grinder'dan geçirmek. Ve bana 16 tane sizden lazım. Bununla birlikte yakında MFFS'e de giriş yapabilirim. Emin değilim. Belki hani o. Evet, bu şekilde bu toriumumuzu üretiyor. Huh. Ve tabii o esnada biz asıl işimize geri dönelim. Grinder. Bu bölüm biraz böyle sıkıcı geçecek. Crafting ile geçecek. Çünkü baya önemli şeyler craft ediyorum gerçi de. Yani sizin karşınızda craft etmeme de gerek yoktu. Fakat bölümde yapacak başka bir şey olmadığı için. Şimdi bir saniye tekrar bakalım sana. Electrolyzer. Tamam. 16 sel. 8-8 machine bloklar. 16 sel ve ...32 tane kablo. Tabii ki de bu rubberlarımızı işliyor. Bir saniye. Sticky resinlarımız azalmış. U-U-Meter alalım. Bir saniye. U-U-Meter'la sticky resin nasıl yapılıyordu? Hemen bakayım. Şu şekilde yapılıyormuş. Hızlıca şu şekilde yapalım. Hazır U-U-Meter'ımız var. Tamamdır. Cable. 32 tane. Ha, yani onu yapamaz gerçi. Evet, şimdi hatırladım. Ne bir sen neden 4 tane craft etti? Çünkü circuitlerimiz. 20 tane daha craft etsem. Machine block. Cable. Biraz daha cable lazım bana. Circuit. Altı. Ben şöyle çalıyorum bundan. Evet. Evet, electrolyzerlarımız da hazır. Ve bize şimdi ne lazım? Refine iron, bunu da kullanabiliriz. Ve advanced circuit. Circuit. Bir tane daha advanced circuit lazım bana. Tabii ki de tek tık. Electrolyzer. Extractor. Pump değil. Bir saniye, bize bir şey daha lazımdı değil mi? Magnetizer. Magnetizer'ı nasıl da unuttum. Magnetizer için ne lazımdı?
Iron Fence. Ve şimdi fark ettim ki Firefox'un ufak bir olayı. Tamam. Firefox'un bu ufak olayını fark etmemek güzel oluyor. Iron Fence. Nasıl yapılıyordun sen? Rafine demirle Iron. Gene senden bir stack craft edelim. Rafine Iron'ı bu şekilde harcayıp duruyorum. Ama artık elimizde Iron bolca var. O yüzden sıkıntı olmuyor. Şöyle bir şey yapalım. Machine Block. Redstone. Ve magnetizerlarımız da hazır. Magnetizer, electrolyzer, extractor, circuit ve tabii ki de alüminyum. Ve yanlış hesapladım değil mi? Ve bunu biliyordunuz ve bana söylemiyordunuz. Yazıklar olsun size. Neyse. Şimdi ne lazım? Ha, şimdiki kısım biraz uğraştırıcı. Steel lazım bunun için. Geri kalan o kadar sıkıntı değil. Elmasımız bol. Ama steel'imiz yok. Aşağıda pişiriliyor. Şimdi elimizde ne kadar var? Bir tane mevcut. 8 tane lazım olduğu için 8 çarpı 3 ne oluyor? Bu arada şunu tercih etmiyorum çünkü çok fazla steel istiyor. 8 çarpı 3 kaç ediyor? 32. Tamam. 30, evet 30, pardon 32 değil. 24. Tabii ki de stilimiz yetmiyor. Her zamanki gibi. Sizler fazlasınız. Çok az kaldı. Evet. Cidden çok az kaldı. Sizleri şimdi şuraya koyalım. Çok alakasız bir yer oldu ama. Dark Ashes siz buraya gidin. Evet, bu yeni maden işleme sistemimiz bayağı pahalı. Aslında bunu yapmamana gerek yoktu. Tamamen zevkine yapıyorum. Kendim mazoşistliğimden. Hazır depolama için über teknolojik bir şey geçmişken maden işlemek için de über teknolojik bir şey geçelim dedim. Daha sonra geçeyim mi dedim. Sonra neden olmasın dedim. Geçmeye karar verdim. Ve bu üretilmekte olan stiller yetmeyecek. Sen şöyle bir stack daha craft ol. Ve coal dust'larımız da 3 stack craft olsun. Why not? Bu über hızlı blast furnace'ımızla işleri işlemeye devam edelim. Son 2 tur lazım. Dur. Koldasımız neden çalışmıyor? Macerator mı dolu acaba? Yo, dolu değil. De çalışmıyor Macerator.
Bu ilginç bir şey. Bayağı ilginç bir problemle karşı karşıyayız. Neden Mass çalışmıyor? Şurayı bir deneyelim. Bu da çalışmamakta kararlı. Oh. Çok ilginç. Cidden çok ilginç. Evet, bir saniye. Sen kullanılabiliyor musun? Cidden çok ilginç bu ya. Neden Mesurator'ımız çalışmıyor? Ben bir oyunu kapatmayı falan mı deneyeyim? Bir deneyeyim. Belki düzelir. Ve o esnada seni iptal edelim. Ve rafine aa, neden çalışmadığını buldum. Sebep bu. Enerjimiz yok. Ah köfte, ah. Enerjimiz olmadığını unuttum. Kısa bir çözümüm var. Kısa bir geçici çözüm. Bu. Enerji olmayınca doğal olarak çalışmaz. Yani gayet beklenen bir şey. Seni otomatik kendi maşine koyacağız. Ve inventörümüzü boşaltsak güzel olabilir. Nükleer reaktör çalışmayınca doğal olarak bunlar da çalışmaz hani. Mantıklı düşünürsek eğer. Ve bize sel lazım. Bunun anlamı tin lazım. Şu şekilde 32 tane craft ediyorum. Huh. Neyse ben bunları hazırlayayım. Nükleer reaktörümüzü tekrar çalışır konuma getireyim. Dönüyorum hemen. Ve sanırım sen bu videoda da ilk defa yapar. İlk defa bir şey yapmak için durdurdun. Çünkü bu video tamamen crafting'e adanmış bir video. Biliyorum sizin için bayağı sıkıcı oldu. Benim için de çekmesi sıkıcı oldu. Aslında o kadar olmadı. Çünkü uğraşmayı seviyorum. Evet fazla üretmişim. Neyse fazla mal göz çıkartmaz. Tipik köfte mantığı. Ve şuralara şunları koyalım. Evet, reaktörümüz şu an kapalı. O yüzden sıkıntı olmayacak. Ve düzen bu muydu? Hatırlayamadım şimdi. Hayır değilmiş. Ama plütonyum sellerimizi yaptıktan sonra yaparız. Plütonyum seller. Gelin. Gelin, 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 gelin. Ve bu son turu da bittikten sonra daha da iyi bir reaktör tasarımı buldum. Ona geçeceğim. Ama şimdilik bu işimi görüyor. Ve reaktörüm tekrar çalışmaya başladı. Anlamı seni geri alabilirim. Ve enerji sıfır olduğu için saniye. 64 cold dust'ım var burada.
İki stack daha craft edelim. Bu enerji krizimizde giderdik sanırsam. Ve biraz mining cage'de zaman geçirelim. Ki zırhımız şarj olsun. Hazır gelmişken biraz quarry'i başlatsam diyorum. Yanımda lever var mı? Sıkıntı kısım o ve yok. O zaman bu ne demek oluyor? Gidip lever yapacağım. Acaba cobblestone'u nereden bulacağız? Çok zor soru. Neyse, bolca stick yapmış olduk. Azıcık core'imizi çalıştıralım da maden gelsin. Değil mi? Şu sondaki biraz geç algılıyor. Neyse, sağlık olsun. Umarım bir dahaki turda düzelirsin. Bak, bir dahaki turunu bekleyelim şunun. Evet, bir dahaki tura geçiyor. Tamam, bir dahaki turda düzeldi. Güzel, şu bir biraz böyle çalışsın. Biz enerji doldurmaya gelmiştik. Enerji boşaltmaya değil. %5 enerji de iyi bir şeydir. Evet, işin engine'i kullanmadığım sürece. Ve yaptığım sürece. Reaktör güzel. Tamam. İyi, hoş. Ben nükleer reaktörü kapatınca kötü oluyor. Ve bize gene steel lazım. Bu bölüm baya böyle boş geçti ama önemli bir proje üstünde çalışıyorduk. Böyle kendime oturayım. Hayır. Diamond dustlarımız yetmedi ama neyse, o kolay. İşin kolay kısmı o. Elmaslar harcamak içindir. Bu lafı daha önce de söylemiştim ancak o sefer bu kadar elmas harcamamıştım. Huh. Grinder. Bunun için siz. Circuit kaç tane lazım olacak? 24 galiba. Emin değilim. Ve Machine Hall. Steel oranımıza bağlı olarak steel'den yapabilirim. Ya da yapamam. Ha, şu an bir tanesini yapabiliyorum. Ben steel ile yapacağım ya. Evet, steel. Evet, ilk iki grinder'ımız hazır. Tüm bölüm grinder'ı inşa etmekle geçti. Ve casingleri doğru olduğu için. Bu arada size ufak bir gösteri. Gördüğünüz gibi ikisi de yeşil ışık yakıyor şu an. Çünkü ikisinin de casingleri uygun. Fakat şu an enerji bağlı değil. Dolayısıyla da bir casingi 4 farklı grinder paylaşabiliyor. Aynısı Bloodthorns için de geçerli. Fakat şu lanet şey için geçerli değil. Dolayısıyla da öyle.
Neyse ben bu bölümü baya boş boş geçirdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben geri kalan her şeyi önümüzdeki bölüme halletmiş olacağım. Köfteyiz köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.